Düş zamanı. Çok eski atalarımızla ilgili bir kavram. Bir doğa ve evren anlayışı. Yerlilerin kozmosta sahip olduklarına inandıkları yer ve zaman. Klasik zamandan farklı bir zaman. Sürekli yeniden doğan, tazelenen ve değişen, zaman dışı bir zaman. Ve öncelikle evrenin oluşumunu, daha sonra doğanın yaratılışını ve işleyişini, insan ve diğer canlıların doğasını, yaşam ve ölüm döngüsünü içeren bir anlayış. Başı, sonu olmayan bir döngü. Aynı zamanda şu an ve bir paralel zaman. Doğanın ritmiyle aynı müzikal temada olan ve her şeyi içeren gerçekliğin ta kendisi. Evrensel bir uyum duyumsaması ve makrokozmostan mikrokozmosa doğru yapılan yolculukta ulaşılan insan. Ve onunla doğa arasındaki benzersiz ilişki hakkında derin bir anlayış. Evrendeki ve doğadaki her şeyin ayrıcalıksız, önceliksiz eşitliği. Doğayla bir arada uyum içerisinde yaşama, sonsuz bir bileşim içinde bütünleşme. Kişisel ve evrensel farkındalık yeteneği. Doğaya egemen olmayı uygarlığın tanımı yapan günümüz insanlığında o en eski atalarımızla beraber yitip gitmekte olan bizim yarınlarımız, bizim düşlerimiz. Sevgili Düş Zamanı yolcuları, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Eser abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar Semih'ciğim. Ben de değerli Düş Zamanı yolcularına iyi akşamlar. Güzel bir gece diliyorum. Nasılsın? Çok iyiyim. Yine bir yolculuktan geldim. Tokat'taydım bildiğin üzere. Şimdi tekrar Ürgüp'teyim. Bu ne var bu Tokat tabire gidip geliyorsun? Biz de gelelim bari, bir şeyler varsa. Hanım Sultan orada olunca arası oraya gidiyorum, sonra geri dönüyorum. Böyle gidip gelmekle geçiyor son günlerdeki yaşantım. Nasıl, bari kolaylandı mı işler? Ben biliyorum ya, bitti, da bitti, şaka yapıyorum evet. Tabii. Bir ayağım da orada. Bitmek üzere. Çok güzel bir otel açılışı olacak. Bitmek üzere. Yakında herhalde bu ay sonu Nisan başı gibi açılır. Ne güzel, hayırlı olsun inşallah. Sağ olasın. Bize de Tokat'ta bir kapı açılmış olur böylece. Var mı böyle ilginç? Biz gittik de Tokat'ta çok gittik ama sen daha iyi bilirsin bu tarihi antik yerler falan. Bir Roma'nın şeyi, yani önemli bir merkezi Tokat'ta. Öyle, Osmanlı'nın da önemli bir merkezi. Ve belediye iyi çalışmış, geçmiş belediyeler.
herhalde bugün de iyi çalışıyordur. Tarihi koruma anlamında söylüyorum. Çok güzel mahalleler var. Eski mahalle, Osmanlı mahalleleri. Osmanlı'nın Yahudi bölümünün de yaşadığı bir cadde var. O binalar çok güzel restore edilmiş. Müze çok güzel. Kervansaraylar, her taraf hamam. Çok kümbetler. Ya gerçekten görmeyenler için ilginç bir yer diyebilirim. Evet. Gazi Osman Paşa Tokatlı galiba, evet. Değil mi? Öyle. İşte bu restore edilen kervansarayda Fatih Sultan Mehmet'in babası yaptırdığı düşünülüyor. 650 yıllık bir yer. Sonra Fatih'in külliyesine geçiyor. Ama Deveciler Hanı diye bir yer. Çok ilginç bir yer. Evet, bir ara umarım orada da oradan bir yayın yaparız. Evet, yapalım. Abi. Hatta ben de geleyim, beraber yayın yapalım. Tabii. Ya, tabii seneler önce geldik birkaç defa ama seninle beraber çevreyi görmek, gezmek daha değerli olur. İyi oldu. Bize de bir coğrafya daha açılmış oldu. Öyle. Güzel oldu Semih. Peki Eser abi, bugün futbol konuşacağız. Bir spor olarak futbolun felsefesi var mı yok mu? Bu konularda ben biliyorum senin eski futbolcu olduğunu. O milattan önce, ben anlamam günümüz Ben de Fenerbahçe seçme, iyi futbolcuydum da Fenerbahçe seçmelerine gittim. Boyum uzun diye beni genç takıma almaya kalktı. Halbuki 12 yaşındaydım. Seçilemedik tabii. Benim de uzundu, aldılar beni ama. İyi, demek ki sen daha iyi futbolcuymuşsun. Yok yani, baktılar bundan iyi. O zaman kemik kıranlar vardı biliyorsun. Bundan iyi korkarlar bunu görünce diye. Tabii biz milattan önceden bahsediyoruz. O futbol. Ben 30 senedir maça falan gitmiyorum yani. Olsun. Fazla futbolla ünsiyetimiz kalmadı. Günümüz futbolu biraz farklılaştı. Endüstriyel bir futbol oldu. İşte o niye böyle oldu, ne oldu? Bu akşam o konunun bir uzmanı var. Bir değerli konuğumuz var. Artık ondan hem öğreneceğiz hem de belki bugün yaptığımız program ders olur yani. Bambaşka bir hale geldi biliyorsun. Yani neredeyse televizyonlardan üstümüze kan sıçrayacak. Tartışmalarda, şeylerde. Evet Semih'ciğim. Ben tanıtayım o zaman kendisini ekrana davet etmeden önce. Sevgili Cem Dizdar, spor yazarı, futbol yazarı, futbol yorumcusu, ekranların tanınan yüzü ve tabii ki benim açımdan bir önemli özelliği de Mühimbani Kütüp'ten olması. Büyük bir kitap dostum. Yönetmenimiz Sedat Yardımcı'nın dükkanında da tanışmıştık kendisiyle. Çok hoş sohbet biri. Zaten televizyonlarda da görüyorsunuz. Farklı bir dili olan. Yanlış hatırlamıyorsam felsefe de okumuş. Dolayısıyla futbolu biraz da filozofça anlatan diyelim. Benzersiz programlar yapan, kavga etmeden, gürültü etmeden, zaman zaman asık suratlı olduğu diye eleştirilen ama gülmüyor diye eleştirilen ama tadadığımız zaman çok hoş sohbet ve hatta da güler yüzlü olduğunu da rahatlıkla görüyorsunuz. Ama elbette ki bugünkü programlarda, bugünkü belki de futbol düzeyinde çok da gülünecek bir şey yok. Eser abi, diyorum ki ben daha fazla lafı uzatmadan sevgili Cem Dizdar dostumuzu, onu da ekranımıza alalım. Onunla başlayalım sohbetimizi. Evet, hoş lütfen. Geldin sevgili Cem. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyiz. Seni görmek ne güzel aramızda. Gülmüyor dedin, gülerek açayım. ben demiyorum. Bir programda öyle bir yorum gelmişti de o yüzden. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz Karadenizliyiz. Ben hani anadan babadan Karadenizliyim. Dolayısıyla bizim su 25-30 derecede kaynar. Çabuk kaynarız biz yani. Fakat durulması da aynı süratte oluyor. Yani bizim deniz de öyledir. Bir çalkalanıyor falan. Böyle meteoroloji de çok tahmin edemiyor. Yükseliyoruz ama yani alçalmayız, alçalma işini de beceriyorum ben kendi adıma. Akrabalarım da öyledir yani. Bizim evlere gelseniz
Büyük ihtimalle şöyle oluyor. Bunlar büyük kavga ediyor dersiniz. Herkes muhabbet ediyor. Kimse kimseyi dinlemiyor zannediliyor bizde. Yani büyük bir bağırış çağırış var. Sonra bizim evlere İspanyol arkadaşlarımız konuk oldu. Baskılar daha doğrusu. Yani üniversiteden ev arkadaşım Baskan bir arkadaşımızla evliydi. San Sebastian'la. Onların evleri de öyleymiş. Fatih geldiğinde dedi ki abi aynı bizim oralar gibi ya dedi. Herkes bağırıyor, çağırıyor, konuşuyor ama herkes birbirini dinliyormuş meğerse. O öyle değil filan diyorlarmış. Bizde de öyledir yani. Büyük ihtimalle yağmurun sesinin hayatımızı bastırması, işte dere sesi, dalga sesi, fazla bulutun, biz gri ortamların çocuklarıyız. Yani kuzeyin çocukları fazla grilik, gri ortamların çocuklarıdır. Çabuk kaynıyoruz, çabuk yükseliyoruz, hızla da alçalıyoruz. Ama o kayıplarımız da o arada oluyor yani. Benim kendi kayıplarım o yükselme ile alçalma arasında yok kısacık zamanda. Çok şey kaybediyorum. Yani insan kaybediyorum, taraftar kaybediyorum, dinleyici kaybediyorum, sevgili kaybediyorum. Yani kaybım çok oldu aralarda. Şey oldu yani ne diyelim, hayatla ilgili dertlerimizi halledemiyoruz belli ki. Yani hayat izin vermiyor, ben hayata izin vermiyorum. Böyle akıp gidiyoruz işte, bakalım nasıl olsa son bulacak hikaye bir yerde yani. Bu programdan aldığımız birinci ders bu. Sevgili kaybetmeyelim. Evet. o kaybolunca da onu anlatmak zor oluyor. Şimdi yani şöyle yaşıyorlar. Yani bu sevgini, ya aşkı, sevgiyi, sevdayı, beğeniyi, işte ne istiyorsan bunu böbürlenmeyle ifade etme arasında bir açı olmuş belli ki insanlıkta. Yani insanlar hep onları böbürleyelim istiyorlar. Yani güzel bir şey bu böbürlenmek. Yani ya sen çok iyisin, çok güzelsin, çok şahanesin falan. Bende de böyle bir şey olmuştu çocukluktan beri. Annem hep yani babam zaten bizi öpmezdi de annem. Yani sevmezdi değil, öpmezdi. Hı hı. Yani ben böyle pek kendimi insanlara sokmazdım çocukluktan bu yana. Yani işte öpmek isteyenler öptürmezdim, sarılmak isteyenlere sarılır çıkardık falan. Ya öyle büyümüştüm. Ben bir de 9 yaşında babam köy öğretmeniydi, köyden indim. Dolayısıyla bende biraz Karadenizlik olduğu kadar Trakyalılık var. Şeyden muhacir köylerinde doğdum büyüdüm ben. Yani dolayısıyla kendimi ifade etme biçiminde ya da başkalarının kendini ifade etme hallerinde pek alışılmış birisi gibi davranamıyorum, olamıyorum. Bu da işte bir takım yanlış anlamaları, bir takım beklentilere karşılık verememelere yol açıyor. Ama olsun, öyle böyle işte hepimiz bembeyaz olduk. Yani ben de bir zamanlar hepiniz gibi, sizler de öyleydiniz. Hani siyah, daha doğrusu ben kızıl sakallı bir adamım. Şimdi yavaş yavaş işte beyazladık. Daha kolay anlaşılır hale geldik. Sevmeyenim hala sevmiyor. Sevmeyenler genellikle genç çocuklar oluyorlar. Çünkü onlar çok onay istiyorlar. Ben de kolay onaylayan, yani annemin de beni öpmesine izin vermeyen, hep öyle derdi. Ya bu çocuğu biz öpemedik derdi. Şimdi benim küçük bir kızım var 7 yaşında. Perişan ediyoruz çocuğu öpmekten. Yani kardeşlerimizle çocuğu yani duman ediyoruz. Yani muhtemelen çocuk hani ya bu korona bir daha geri gelse de bu mesafeleri korusak falan diyordur. El kadar sabi yani 7,5 yaşında falan. O nedenle hani yaptırmadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Hayat da öyle, insanın dersini veriyor. Hani belki bizim bugünkü konumuz da o olacak. Bunları da hep oynayarak öğreniyoruz. Yani hayat sürekli bizi bir oyuna davet ediyor. Birbirimizle oynuyoruz. Birbirimize gösteriler yapıyoruz. Birbirimizi, kendimizi beğendirmek istiyoruz. Oyunun güzel yanı belki. Evet. Bunlar bilmiyorum, bir sorularla mı geleceksiniz ama ben şeyi çok beğendim. Bu Düş Zamanı açılışında bir kısa bir video yapmışsınız ya. Aslında bugün anlatacağım her şey onun içinde var. Yani soracağınız sorular ya o kadar çaresiz bırakıyor ki bazı şeyler. Fotoğraflar, anlar, görüntüler, haller insanı. Aborjinler değil mi onlar? Evet. Yani gördüklerimiz aborjinler yani. Şimdi şöyle bir şey görüyoruz. Boyanmış insanlar var. Hiçbiri birbiriyle aynı boyanmamışlar. Hiç aynı değiller. Bir takım duvar işte resimler, neyse o orada adlarının ne olduğunu bilmiyorum. Benim bu bahsettiğim San Sebastian'lı arkadaşımla
eşi Fatih, yani bizim mahallenin çocuğu Fatih. Onlar da Avustralya'da yaşadılar uzun yıllar yani. Çocuklar orada dünyaya geldi. Bütün bu o hal, yani oralılar. Ben şeyi de çok sevmiyorum. Bazen bu yerli demek de hoşuma gitmiyor. Herhalde şeyden, bu Texas Tom Mix'te yerliler diye bahsediliyordu ya hani oralılardan. Yani oralı insana niye insan yerli der ki yani? Oralıdır işte. E şimdi aborjinlerde de şöyle bir şey fark ettim o videonun içinde. Hiçbiri aynı boyanmamış. Ama boyanmış. Büyük ihtimalle hiçbiri aynı oynamıyor ama oynuyor. Bir ahenkleri var, bir uyumları var. Bir çeşitlilikleri var. Hiçbir şey orada sırıtmıyor. Yani hiçbir şey, aa bu nereden çıktı falan olmuyor. Bizdeki ya, yeni haller gibi. Geçen gün büyük abilerimizden, futboldaki önemli abilerimizden biriyle buluşmaya Bebek'e gidiyorum. İşte Bebek'le buluşacağız. İşte İstanbul'u bilenler, Bebek diye bir semti var İstanbul'da. Yani bilmeyenler açısından da tarif edelim. Boğaz'ın kenarındaki güzide İstanbul kentlerin semtlerinden biri. Ya yemin ediyorum yanımdan iki kişi geçti. Bir 10-15 adım yürüdükten sonra ya ben bunlar demin yanımdan geçmişti dedim. İki tane hanımefendi yani. Kadın, iki kadın geçti. Aa filan dedim. Ya sadece elbiselerdeki tonlar değişik. Elbiseler bile yani. Bütün tanımlar, bütün biçimler, bütün kendini ifade etme halleri neredeyse birbirini yakalamaya gayret eden, birbirini tutmaya gayret eden bir şey. Sonra yani ben genellikle oyun üzerine düşünüp taşınan, oyun konuşmaya çalışan birisiyim. Hatta yüksek sans sesimi de oyun yapayım deyip dediğim birçok şeyi yarım bıraktığım gibi onu da yarım bıraktım. Felsefe okumuştun değil mi Cem? Evet, işte felsefe okumak dediğin, işte hukuk okuyamayınca bir altındaki felsefeyi kazanıyorsun. O zamanlar öyleydi yani, öyle bilinçli bir şey değildi. Hani Aristoteles bizi çağırdı da hadi biz gidelim akademiyada olalım gibi bir şey değil yani. Ya üniversiteye girmemiz lazım. Askerlikten kaçacağız. Ben önce matematik okudum Samsun'da. 2 yıl kadar matematik okudum. Oradaki eğitim fakültesinde. Sonra işte siyasal hukuk. Oradan da İstanbul'a geldik. Felsefe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde okudum. Şimdi yani başlarken futbolda uzman ve filozof falan gibi iki tane çok benim aslında hiç hoşlanmadığım tanımlar. Bir, onun uzmanı değilim. Zaten uzmanlardan da çok hoşlanmıyorum. Çünkü uzmanlık çok çabuk kaybedilen bir şey. Yani uzman, o uzmanı yenen bir uzman sonradan geliyor. Futbolda, şimdi, bunu futboldan öğrenmiştim. Cem, bir arkadaşımla sohbet ediyorum liseden. O da benim yaşlarda, hatta biraz büyük. Yakında ne program yapacaksınız dedi. Dedim ki Cem Dizdar'da futbol üzerine sohbet edeceğiz. O dedi, futbolun filozofudur o. Oradan işte. Esinle de ciddi söylüyorum. Ama ya öyle bir... Semih bir şey söyleyeyim mi? Ya şimdi orada da filozof kalmayınca. Filozoflar çağını da atlattık ya. İşte en son Deleuze'lardan falan bahsediliyor herhalde. Deleuze'ler. Mesela Zizek'e bile hani ya filozof mu, düşünür mü falan. Hani gidiyorlar, geliyorlar. Sanki o çağ kapanmış gibi. Ama bir daha gelecek gibi de sanki. Yani çok da ihtiyaç var. Mesela filozofiye çok ihtiyaç var. Görünüyor dünyanın mevcut hali. Esra abinin dili şişti. Orada bir şey söyleyecekti ama fizikimiz... Yani şimdi, çok hızlı konuşuyorum. İstediğiniz gibi. Siz istediğiniz zaman beni kesebilirsiniz. Program senin sevgili Cem kardeşim. Ama şimdi Cem kardeşim öyle bir girdi ki programa. Ya ben şimdi futbolu bırakalım, kültür tarihi falan yapalım. Ya hazır değil ya. Ya hazır bulmuşken şimdi futbolla ziyan etmedim vakti diyor. Yok yani o kadar güzel bir oyun. Yani bu mevcut tanımını bozduğunuzda, yani, mevcut tanımını atladığınızda tabii. Yani muazzam bir öğrenme alanı, muazzam bir kendini ifade etme alanı. Aslında bizim kim olduğumuzu anlatıyor futbol. Hani böyle bir tomturaklı cümleler kurmayı da çok seviyorum ben yani. Onu da ben buldum falan diyorum. Hani var ya, kitaplar öyleymiş. Romanın ilk cümlesi en önemli şeymiş filan. Evet. Yani Murat Uyurkulağ'ın girişi muazzam derler hep yani. Peki Cem pardon. Hani ben özel sohbetimizden biliyorum da senin bir de tıbba da ilgin vardı. Öyle diye hatırlıyorum değil mi? Hayır, şöyle oldu. tıbba ilgim şöyleydi. Ben aslında benim ailem hep
devlet memuru yapmak istedi. Ya asker ya polis yapmak istedi. Ne zaman asker yapmak isterlerse sınıfta kalmaya çalıştım, kaldım yani dersen kalınca olamıyorsun. İşte o zaman hatırlamıyorum bütünleme, Haziran filan. Haziran, Eylül vardı bizde. Polis yapmak istiyorlardı. Bir şekilde sınıfta kalıyordum ben yani o şeylere girmemek için. Tıp meselesi de şöyle oldu. Son eşim, ayrıldığım eşimin dedesi, yani onların dede dediği babasının amcası çok önemli bir ürolog. Gürbüz Vallas rahmetli. Çok muazzam bir adamdı ve ben aslında çok da hekim arkadaşım var benim. Yani bütün bizim yaşadığımız dönemde Samsun'da çok hani muhabbetimizin yüksek olduğu hekim arkadaşlarım vardı. Fakat Gürbüz amcayla şey yapınca, Gürbüz abiyle, ben herkes amca derdi, ben abi derdim kendisine. Bunlar işte Antep, Gürbüz, Vallas yani Antep. Tıp orada böyle bir şey, bir koridor var, bir şey oluyor. Yani Gürbüz abiyi fark edince, çok yaşlıydı şey yapmadan, işte rahmetli olmadan önce. Önünde üç tane böyle tablet, büyük bir telefon, bir tane bilgisayar, işte bir şeyler oluyor. Yani sürekli bir şey okurdu ve onu birileri alıp bir yerlere götürürdü. Yeni teknikleri takip ederdi filan. Sonra anladım ki bu hekimlik meselesi ya insanın yaşadığı sürece terk edeceği bir şey değil. Ve bir yandan da insanı dünyada alıkoymaya çalışan garip bir inatçı bir de meslek. Yani aslında insan gitmek istiyor dünyada. O diyor ki bir dakika birader, bir yere gidemezsin diyor. Sen burada bir beni bekleyeceksin, ben buradayım şimdi diyor. Ameliyat ediyor. İlaç veriyor, tedavi ediyor, teskin ediyor, anlatıyor, kendine getiriyor zihnen falan. Kızım doğduğu zaman, ya ben de hani öyledir, herkes çocuğunun bir şey olmasını ister ya. İşte bu bir şeyden geldi doğumhaneden. Böyle bir onları bir tahterevan gibi bir şey de getiriyorlar ya, işte 2-3 kişi getiriyor. Annesi içeride, o dünyaya acayip bir şey geldi işte. Öyle zannediyorsun sen. Halbuki ondan milyarlarca, yani milyarlarca kişi geldi. Hatta çoğu tarlada, bahçede de oldu ama bizimki tabii bizim için başka. Ben ona eğildim. Kulağına bir şeyler fısıldadım. İşte getiren hasta bakacak. Çocuklar dediler ki ayrıl, onu götürdük işte yukarıya. Herkes ağlıyor, bir biz ağlıyor. Ben ağlamıyorum. Dedikler ki abi ne dua okudun çocuğa dedi. Yani çok kısa sürdü dua dedi. Yani kulağına eğildim, bir şey söyledim. Yani kendi kendimize icat ettiğimiz oyunlar bunlar. Yani ben orada kendimce bir oyun kurdum kendime. Sonra yazayım, anlatayım, ona anlatayım filan diye. Ya kızım hekim ol demiştim aslında ben. Kulağına doktor ol dedim ona. Sonra hayatımdaki herhalde büyük olamazdım, kesin olamazdım. Çünkü muazzam tembel birisiyim yani. Hekimlik çok disiplinli bir iş. Samsun'dan tıp fakültesinde okuyan arkadaşlarımızı biliyorum. Çok şeyler, çok ders çalışıyorlardı. Ben hayatta o kadar ders çalışamadım. İşte çok uzun çalıştım ama çok disiplinli bir iş. Çok başka şeyler öğrenmeye gerektiren bir iş. O nedenle tıp değil de işin yani mesleğin kendisine, hekimliğin kendisine ilgi duymuş birisiyim. Tıbba ilgi duyduğumu söyleyemem. Öğrenme süreciyle değil, tamamen sonucuyla ilgili birisi oldum hayatım boyunca. O nedenle de hekim arkadaşlarım benim için hayatımdaki en ayrıcalıklı insanlardır. Diğerlerini çok sevmekle birlikte onları ayırarak severim ben. Peki Eser abi, bir şey soracaksan, söyleyeceksen lütfen sen söyle. Ondan sonra ben dün akşam biraz ders çalıştım. futbolun tarihçesini biraz inceledim. Bu oyun nasıl başlamış falan. Onu paylaşayım istiyorum. Hani bizim seyirci, izleyicilerimiz böyle tarih vesaire seviyor ya. Hep de zaten tarzımız da o. Ben onu anlatayım. Ondan sonra sorulara geçelim dedim. Tabii. Ne dersin Eser abi? Vallahi doğru. Şimdi sevgili Cem Düzler o kadar hoş anlatıyor ki yani ben de kesilmesi sabah kadar konuşalım dedim ama ondan sonra sen evet madem bu kadar çok çalıştın konuya dönelim. o kadar çok değildi ama biraz
Yani bir girizgah olsun diye böyle biraz çıkarttım, işte bir iki not çıkarttım, onları paylaşayım sevgili izleyicilerimizle. O zaman öyle. Ben şöyle yapayım. Tamam. Yani zaten sevgili Cem Dizdar ipucunu verdi ama daha açılsın diye çok klasik bir soru sorayım. Öyle başlayalım. Yani diyelim neden dünyada futbol bu kadar çok seviliyor? Milyarlar neden bu işin peşinde koşuyor? Değil mi? Yani bir sosyolojik bir soru ama tam sevgili Cem Dizdar'a göre onun yanıtını verdi aslında açılışta konuştu ama bir oyun teorisi çok önemlidir çünkü oyun tabii ki felsefi de bir hadisedir. Ama neden bu kadar çok seviliyor ile istersen bir açılış yapalım değil mi? Yani basit gibi görünüyor ama herkesin de merak ettiği bir konu. Tamam, buna cevap versin Cem. Ondan sonra ben mutlaka anlatacağım. Bu tarihi anlatmak zorundayım, çalıştım o kadar. Ama dur, sen anlatmadan ben bir iki şey daha sorayım sonra. Sen sorulara başladın bile. Sen şeye geçtim, tamam yandık, ondan sonra bir daha durduramayızsın. Yok, 5 dakika en fazla. Tamam, peki, yani şaka ediyorum. Yani böyle başlıyor. Neden bu kadar popüler? Neden bu kadar çok seviliyor? Yani eskiden ben yaşım ortaya çıkmasın ama gençliğimde, çocukluğumda da bu kadar popüler değildi. Yani şey değildi, bu kadar bütün dünya bu işin peşinden koşmuyor. Sahaya çıkaracak adam arardık yani. Öyle bir durumdan buraya geldik deyip sevgili Cem Dizdar'a efendim sözü veya topu futbol, at. Futbol değil bile. Bak orayı hatırlıyorum, unutmamışım. Ya şimdi esasen sanıyorum şöyle bir şey. Yani günümüzde bu kadar küresel olmasının nedeni iletişim. Yani bu bölümü atlayalım. Yani bir son bir yani televizyonun eline geçtikten sonra oyun çok yani bütün küreye bir içerik olarak yani televizyon çağının oyunuyla futbolu birbirinden bir kere ayırmak gerekiyor. Ya bir insan etkinliği olarak futbol büyük ihtimalle bilmiyorum yani şimdi soru gelene kadar çok düşünmemiştim ama Robinson, sallan yuvarlan'dan geliyordur büyük ihtimalle. Çünkü insan sonuçta öğrenen, bağlantı kuran ve oynayan bir canlı. Yani bir varlık olarak böyle. Yani onu diğer bütün varlıklar belki böyle davranıyorlar işte. Öğreniyorlar, daha az öğreniyor, bir bölüme bağlantı kuruyor. Epey bir oynuyor, tüm canlılar oynuyorlar yani. Bitkileri kenara koyalım, onlar da oynuyorlardır belki, benim bilmiyorum. O konuda çok şey okumadım ama hani yani hareket eden canlılar, ayakları üzerinde, elleri üzerinde hareket, onlar oynuyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere oyun çok kolay bir oyun. Bir düz bir satı istiyor ki biz Samsunlular genellikle yokuş aşağı oynuyorduk. İki tane taş istiyor, bir tane de yuvarlak top istiyor. Şimdi bu yuvarlaklık meselesi bence işin esası. Yuvarlaklık, yuvarlanmayla birlikte belirsizliği de bir beraberinde getiriyor. O yüzden ben mesela hani bu Amerikan futbolunun garip bir topu var böyle. O top oraya buraya sıçrıyor, bir saçma sapan hareketler yapıyor. Onun belirsizliğinin esasen daha baştan çıkarıcı olduğunu düşünürdüm. Ancak onun insandan istediği bir şey var. Yani o oyunun, o Amerikan futbolunun, dolayısıyla rugby tipi oyunların insandan istediği şey güç. Çok güçlü varlıkların oynadığı, güçlü insanların oynadığı bir oyun talep ediyor o tip belirsizliklerde. Bu herkesin oynayacağı bir belirsizlik talep ediyor. Yani bu dans kastım futbol. Yani herkes topun peşinde koşabilir, koşarsın ve yenilirsin. Yani koşarsın ve tutamazsın. En iyi olanın yanında en güçsüz görünenin atabileceği, vurabileceği bir enstrümanı var top olarak, işte yuvarlak olarak. Haliyle bu yuvarlanmak ve yuvarlananın peşinde koşmanın insanca, hadi daha geriye götürelim, çocukça arzusunun bu baştan çıkarıcılığı oyunun etrafına çok şey topluyor, insan topluyor. Diyeceksiniz ki bunu niye voleybolda yapamıyorsun? Hani voleybol niye değil? Hani günün oyunları içinden söylüyorum. Sadece elle oynanıyor.
basketbol hani büyük ihtimalle hepimizin kolaylıkla yapabileceği acemilere, güçsüzlere, kısalara, yani uzunlara, çok uzunlara, demin Semih dedin ya şey, ya çok uzundu herhalde ondan almadılar beni demiştin ya, onlara da yer olan bir oyun. Yani oyunun kapıları herkese açık. Herkesi davet ediyor, herkesi çağırıyor. Çünkü hani oyun bir insanın etkinliği olarak insanın bulduğu, dolayısıyla eşitlik çağrısının en yüksek olduğu oyunlardan bir tanesi. Çok güçlü insan sevmiyor. O güçlünün avantajları var ama bir süre sonra onu dezavantaja çevirecek çözümler bulunuyor. Çok uzun sevmiyor, çok kısa sevmiyor. Herkesi alıyor içine. Yani çok uzunu halledecek işleri var, uzunun avantajlarını gideriyor. Çok kısanın avantajlarını, sürat, kıvraklık gibi avantajları, görünen avantajlarını elimine edecek bir takım kendince filtreleri var. Her yerde oynanıyor. Şimdi sen daha anlatmadan ben hemen bir önünü keseyim Semih meselenin. Şu oyunun tarihi diye bir şey yazıyor ya, yazılıyor ya. Ya ben bundan çok emin değilim biliyor musun? Ben de bunun oyunun tarihine dair çok şey okudum. Bu sanki bana sonradan çok tarihçilerin uydurduğu bir şey gibi geliyor. Olamaz çünkü. Yani bunu hani bilmiyorum kutup bölgesinde Eskimoğullar buna benzer neler yapıyorlar, neler oynuyorlar. Yani dünyanın her yerini gözetmiş olamazlar. Büyük ihtimalle modern oyunun tarihini İngiltere'den alarak geri giden bir tarih yazımı. Hani biliyor, şöyle deniyor değil mi? Orta Asya'da bu oynanırdı, onlarda tepüktü filan. Doğrudur da yani. Eş zamanlı olarak dünyada insanlar yaklaşık tarihler, benzer tarihler yazıyorlar. Bir süre sonra egemen formasyonlar, yani ekonomik formasyonlar, kültürel formasyonlar, kendi egemenlik alanları içerisindeki tarihselliğe dair bir yazıma geçiyorlar. Muhtemelen senin okuduğun şey de bu. Yani benim de bir zamanlar okuduğum şeydi. Yani çok uzak sayılmayız. Nasıl? Değil mi? Çok uzak sayılmaz. Aynı değil ama çok uzak sayılmayız. Ya şimdi Patagonya'da ya da işte diyelim ki Amerika'nın ortalarında yaşayan insanlar, o zaman yaşayan insanlar, Çin'in bizim surların arkasında yaşayanlar, surların önünde yaşayanlar, o surlar bir acayip surlar ya, Çin böyle darmadağın bir şey. Ben böyle bir ukalalık yapmıştım üniversitede. Dünyadan görülen ilk uzay şey insan eseri Çin Seddi'dir dedim. Hocam da şaşırmıştı Nezahat. Ya bunu nereden okudun dedi. Bir yerde okumuştum. Ben de her okuduğumu doğru zannediyordum o zamanlar. Sonra öğrendik ki yani Çin Seddi öyle bir set değilmiş yani. Bir sürü bölgelerden geçermiş filan. Biz de onu bize gösterilen fotoğraflardan ibaret zannediyorduk. Aa Çin Seddi filan fotoğraflar çekiliyor. Futbolun tarih yazımı da biraz Çin Seddi'nin varlığıyla ilgili bir durum. Mesela Hindistan'da, Hindistan coğrafyasında, yani o alanda, Afrika'da buna benzer neler oluyor bu tarih yazımı çok anlatmıyor. Çünkü onunla da ilgilenmiyor. Onun ilgilendiği şey şimdilerde bizim televizyonda izlediğimiz, adını futbol olarak koyduğumuz, buradan geriye doğru götürdüğümüzde İngiltere'deki işte sanayi devrimi sonrası işçiler, şunlar bunlar ve sanayi burjuvasisinin Latino'ya götürdü. Bana anlatı pek doğru gelmiyor. Yani antropolojiye oturtamıyorum, sosyolojiye oturtamıyorum, yani kölelik ilişkilerini oturtamıyorum. Neyse, onları sen anlatırsın, onunla seninle tartışırız. Şimdi mesele biraz bu. Yani niye bu kadar baştan çıkartıyor? Çünkü dünyanın her yerinde insanlık aslında baştan çıkmaya uğraşıyor. Bir kadın bir erkeği, bir erkek bir kadını nasıl baştan çıkarmak için bir sürü şey yapıyorsa, oyun bir etkinlik olarak, bir eylem olarak, bir insan marifeti olarak hepimizi baştan çıkartıyor. Yani bir şey yuvarlansın da peşinden koşulmasın. Şimdi bu TikTok şeyleri görüyorum, böyle videoları. Böyle çocuğun bir tanesi duruyor bir köşede, iple bağlamış topu. Gönderiyor birini. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç, herkes o topa vurmaya çalışıyor. O yuvarlağı dürtmeye çalışıyor. Ya sahibine atmaya çalışıyor. Ya onunla bir figür yapmaya çalışıyor. Hatta sonradan kurmaca olduğu iddia edildi. Bilmiyorum öyle mi?
böyle bir balonlu roşata yapan bir çocuk var böyle videolarda. Böyle geliyor filan bir roşata atıyor. Şimdi bütün bunun anlattığı şey yuvarlanarak hareket eden şeyler büyük ihtimalle insanları cezbediyorlar. Yani top kürenin bir değillemesi, kürenin bir metaforu olarak, dünyanın bir metaforu olarak aslında bizi doğrudan üzerinde yaşadığımız bir parlaklık. Mavi diyorlar ama şimdiler uzaydan bakınca yeşile dönüyormuş artık bu alklerde falan bir şeyler oluyormuş. Dünya denizleri artık yavaş yavaş mavi görünmüyormuş, yeşil görünüyormuş. O yuvarlaklığın bir metaforu olarak yuvarlanan her şey bizim ilgimizi çekiyor. Büyük ihtimalle çok sevilmesinin nedeni yuvarlanan şeylerin peşinde koşma arzumuz, oynama içgüdümüz, oynamadan öğrenemeyeceğimize olan çok eski inancımız, oradan biliyoruz onu çünkü oynamadan öğrenemiyoruz. Ve hepimizin oynayabileceği, hepimize bir oyun vaadi içeren bir etkinlik olarak bugünlerde adına futbol dediğimiz yani topun peşinde koşmak aslında. Yani futbol tanımlanmış adı, çerçevesi çizilmiş. Topun peşinde koşmak. Ben çok emin değilim. Şeylerde yani Amerikan futbolunda da var, Avustralya oyunlarında da var. Böyle iki tane yüksek kale var, onun içinden geçirmeye çalışıyorlar. Çok uzaklardan vuruyorlar. Yani hedefi tutturmak, mutlaka yuvarlanan bir şeyin peşinde koşmak, bir yerden bir isabet ettirmek, bir menzile ulaşmak ve isabet ettirmek gibi tüm tanımları içerdiği için sanıyorum işte Eser Hocam'ın sorduğu soruyu ancak kendi kavlimce böyle karşılayabilirim. Ötesi de beni aşar. Daha iyisini okumak isterim. Tabii bu çok önemli bir katkı. Yani pek de fazla insanların bilmediği bir katkı. Bu çok güzel, hatta şaşırtıcı yorumdan sonra ben de biraz zorlayayım içi bari. Acaba hani ilk şarkı, müzik ve hatta dans ritüelden doğdu. Acaba hani zorlar mıyız? Bunun ritüelle bir alakası var mı veya bir ritüel kaynağı olabilir mi gibi? Yani sevgilicem, senin anlattıklarından sonra aklıma geliverdi bu ritüel işi. Çünkü en eski insanoğlunun yaptığı eylem ritüeldir yani. Acaba oradan mı bağlasak, çok mu zorlarız ya da işi? Yani günde olan biteni çok anlatmaz yani. Bu biraz böyle çok fazla antropolojik bir şeye dönüşür ama doğrusu o zaten. Yani bugün de aslında olan o. Mesela bütün homofobik erkekliğin enteresan bir tarzı vardır. Şimdi futbol günümüzde çok homofobik bir anlatıya sahip. Tribünde küfür, kıyamet falan gidiyor. Fakat gol olduğu zaman, yani gol oluyordu at işte ev sahibi takım bir gol atıyor. Mesela hızla ben hep onu düşünmüşümdür. Kendim de tribünde bulunduğum zaman şu futbolcuların yerinde olsam da bu erkek kalabalığını tribünde bir izlesem diye. Garip şeyler oluyor. Garip bir ritüel oluyor. Yani bir dağınıklık oluyor ve erkekler birbirlerine sarılıyorlar. Yani az önce tam da itiraz ettikleri şeyler, neyse o küfür, kıyamet ya da bütün o fallik gösteri orada bambaşka bir hal alıyor. Bunların hepsi düşünülmeden aslında mutlulukla, sevinçle, tam da o ritüelle yani en eski şeylerle, yani belki işte ağaçtan düşen organizmayla, artık onun adı nedir bilmiyorum. O kadar Serol Teber kadar kafam çalışmıyor. Ben ilk onları okuyarak bu işlere gelmiştim. O ilk de işte orada bir yere dönüyor. Yani bu ya insanın o ilk haline, içindekine, ta derinindeki kendisine, aslında mutluluk arayışına, garip bir eşitliğe, yani tribünde öyle şeyler var ya, zengin fakir şudur budur, dil biliyor bilmiyor, o coğrafyadan, bu milliyetten, o ülküden falan diye bir şey yok. Bir kimlik altında, o kimlik herkesi bir topluyor, garip bir şemsiyesi var onun. Hem herkesi koruyor hem herkesi bütünlüyor. Kendi içinde bizim gibi aksiler ancak ses çıkartıyorlar. Ben mesela bir Beşiktaşlı olarak pek Beşiktaş tribünün tarafından teveccühle karşılanan bir karakter değilimdir. Ben biraz başka bir yerden konuşmaya çalışırım. Onların da hoşuna gitmez. Çünkü bana benzeyen öbür tarafta olduğunu düşündükleri arkadaşlarım doğrudan takımdaşlık gösterir. Tam da ritüelle ilgili bir şey bence. Yani kendini ifade etme biçimi, yani ritüel dediğimiz şey, bir birey kendini ifade ediyor.
onun ifade biçimine katılan ya da farklı bir yerde farklı ifade biçimleri birbirleriyle buluşuyorlar. Hani Metin Hoca'nın oyun ve büyüsündeki hikaye gibi yani birbirleriyle temas ediyorlar ve orada dönen bir evrene yani topun davranışı gibi. Top da dönüyor ya, yuvarlak bir şey. Dönerek bir şey yapıyorlar. Yani niye acaba insanlar oyunlarında karşı karşıyayken bile karşı karşıya duramıyorlar? Bir geçiyorlar, pozisyonlarını eliptik olarak ya da bir şey olarak değiştiriyorlar. Benim babam Giresunlu. Çok da güzel oynardı Giresun oyunlarını. Giresun karşılaması vardı. Yani oyun oynanır. Sonra birden bir dairesel bir şekilde karşıya geçilir. Yani kadın erkek oynar, erkek oynar. Yani duruma göre değişir o. Bir daireyle tamamlar ve karşı pozisyona geçer. Şimdi büyük ihtimalle hocam o, tam da o ritüellerle ilgili, en eskiyle ilgili, en derinde olanla ilgili, saklanmış olanın açığa çıkmasıyla ilgili haller diye düşünüyorum. Şimdi çok da üzerime vazife olmayan işlere girmeyeyim. Yani bir antropolog değilim ama hani okuduğum, dinlediğim, izlediğim, çözümlemesini yapmaya gayret ettiğim tüm bu görüntüler, imgeler, anlatıların anlattığı şey bence tamamen ritüelle ilgili işler. Evet, çok doğru. Karşıladım herhalde. Karşıladın da tam üzerine de ilave ettin ya. Eyvallah. Üstüne de ilave ettin çünkü hani o eski geleneği ete kemiğe büründürmek güzel biliyorsun yani. Evet. O insanın da bilinçaltında var zaten. Biz tabii işi çektikçe düş zamanlığının konseptine doğru çekiyoruz ama bu konuda senin bu biraz evvel konuştuğun da acayip bir katkı. Yani benim mesela hiç düşünmediğim şeyleri de söyledin ama vaktimiz kısıtlı. Sevinç'im top sende. Şimdi yoksa bu sabaha kadar bitmezmiş. Sabaha kadar bitmez. Taşı anlatsana şu tarihi Allah aşkına da bitmeyelim. Tarihi de anlattı. Sen bana pek laf bırakmadın sevgili Cem. Neyse ilk başta dediğin gibi dünyanın çeşitli yerlerinde bir kere saptanabilen, arkeoloji de bir bilim olarak en azından ben kabul ediyorum. Dolayısıyla arkeologların yaptığı kazılarda falan bulduğu bazı nesneler var. Dolayısıyla bazı konularda bilgi sahibi olabiliyoruz. Ya da bir duvar resminde ya da işte bir lahit diyelim ya da bir taşın üzerinde oyma figürlerden bazı şeyler hakkında bilgi ediniliyor. Yazılı olmayan tarihte bile. Dolayısıyla biraz bilgimiz var. Hep hani oyunun başta yine sen söyledin bunları tabii ki biraz üzerinden geçeyim. Oyunun kendisi aslında başka bir bağlamda yaşama hazırlama sırf insan arasında değil. Doğada da özellikle belgesel seyretmeyi çok seviyorum. İşte aslanları, yavru aslanların oyunları avlanmaya yönelik olabiliyor, güçlendirmeye yönelik, nereden ısıracaklarını, nereden ısırmayacaklarını falan öğreniyorlar. Yani yaşamın idame edilmesi konusunda kendince oyunun tüm diğer şeyler dışında bir elbette ki yeri var. Yine senin söylediğin şey benim yazdığım notlar arasında bir yere geçti. Hani topun yuvarlak olması, topun dairesel olmasının sen dünyayı da simgelediğini, dünyayı metafor olarak anlattığını söyledin. Benim notlarımın arasında Azteklerde, mesela bu Aztekler topa İçatali diye bir şey söylüyorlarmış, bir isim vermişler ve bu bildiğimiz ilk defa en azından şu andaki tarih biliminin elindeki verilere göre bilinen en eski lastikten yapılan top. Ve burada güneşi simgeliyormuş. Bak senin söylediğinin benzeri güneşi simgeliyor. Ve bazı törenlerde bu törensel bir şey aynı zamanda. Azteklerin nedense sürekli bir kelle verme, bir adak adama gibi ritüelleri var. Ve yenilen takımın
bu oyun nasıl bir oyunduysa yenilen takımın kaptanını öldürüyorlar bir şekilde. Gazoz yok o zaman çünkü. Gazoz yok yani, gazoz verecekler de gazoz bulamamışlar. Kurban ediyorlar. Evet, kurban ediyorlar yenildiği için. Tabii o futbol muydu? Buna benzer bir oyun muydu? En azından ama topa benzer bir şey de oynandığı hakkında bilgimiz var. Yine sen de bahsettin. Çin'de Kuju adı altında yine bir futbola benzer, atası sayılabileceği söylenen bir topla oynanan bir oyun var. Kuju'da bir deri içine işte yün, bir kısım tüyler falan doldurarak yapılan bir nesne. Yine bununla işte vurarak, teperek, elle, ayakta bir şekilde oynuyorlar. Japonlara geçiyor. Japonlarda buna keman deniyormuş. Keman denen oyunda da yine topla oynanan, topumsu bir nesneyle oynanan bir oyun. Sen ne kadar biliyorsun bilmiyorum ama Eser abi birkaç sene aborijinlerle yaşadı. Dolayısıyla benim notlarımın arasında aborijinlerin benzer yine top benzeri bir şeyle oynadığını buradan İngiltere'den Avustralya'ya gönderilen o kanun kaçakları, katiller, şunlar bunlar, ilk onlar bahsediyor. Aborijinlerin de işte buna benzer bir oyun oynadığı söyleniyor. Eser abi buna katkıda bulunursun eyvallah. Topu tekmeliyorlarmış. Buna Mam Gok denen bir ismi var bu top oyununun. Yunanlarda ilk kayıt 7. yüzyılda. İçi yine deri ve içi saçla, bu da ilginç, saçla doldurulmuş bir top oyunları var. Roma'da tabii çok daha farklı oyunlar var. İşte yine gladyatör savaşları, şunlar bunlar. Ama Roma'da da var. Bir askeri eğitim aracı olarak kullanılıyor bu topla oynanan oyun. Ona da harpastum deniyormuş. Bir kısım yazarların görüşü, ben bunu kaynağım İngilizce metinler, yine ne kadar doğru yanlış ama en azından paylaşım, büyük bir ihtimalle diyor bu okuduğum kaynak. İngiltere'ye de büyük bir ihtimalle Roma'dan geçmiştir bu top oyunu. Çünkü bildiğiniz üzere Roma'da İngiltere'yi yönetmişliği var. Ve 12. yüzyılda yine İngiltere'de bu futbola benzer bir oyun oynanıyor. Yine bir dairesel bir nesneydi. Fakat çok sert bir oyun, sert bir şekilde sokaklarda oynanıyor. Hatta zaman zaman ölümlere yol açtığı için uzun süre, birkaç yüzyıl yasaklanıyor böyle bir oyun oynanması. 1835'te tekrar ve daha yumuşatılmış olması kaydıyla tekrar futbol oynanmasına izin veriliyor. Şimdi iki okul var. Genelde ilk bu futbol benzeri oyun iki okulda oynanıyor. Birisi Eton College, ki İngiltere'nin işte başbakan yetiştiren, kralların bile eğitim gördüğü bir okul. Eton College çok ünlü bir okul. Bir taraf bu futbolu orada benimsiyor. Bir de rugby diye bir okul var, yine lise var. Rugby ve Eton College, bunlar bu topla oynanan oyunu okullarda oynamaya başlıyor. Belli bir şekilde gelişiyor. Rugby'nin de ilk versiyonu, isminin de gelme noktası, orayı ilginç buldum. Rugby lisesinden geliyor ismi, rugby oyununun. 1848'de ilk defa Cambridge'de bugünkü futbolun temellerini oluşturacak bir kısım kurallar koyuluyor. Rugby'de tabi elle de tutulduğunu biliyorsunuz, ona ben tercüme ettim. Rugby'ye koşu oyunu derlerken Eton College'da oynanan oyuna
dripling oyunu ya da top sürme oyunu deniyor. 1863'te Londra'da ilk bir futbol birliği kuruluyor. Daha sonra bir şekilde yine sen değindin, ben tekrarlıyor olacağım bunu ama işçi sınıfının eğlencesi haline gelmeye başlıyor. Ve işte endüstri devrimiyle işçi sınıfının sayısının çoğalması ve herhalde bir boş vakitlerinde bir rahatlama unsuru olarak futbol işçiler arasında oynanmaya başlıyor. Hindistan'a ve benzeri coğrafyalara nasıl gittiği üzerine ise bir şöyle bir tez var. Özellikle İngiltere'nin sömürgeciliği nedeniyle gittiği ülkelere bu futbolu bir şekilde önce kendi aralarında ama daha sonra da halka benimsettikleri bir durum, bir oyun. 1855'te ilk takım Sheffield denen bir öğrencilerin kurduğu Sheffield diye bir takım var. Şu andaki Sheffield United'la ilgilisi var mı yok mu bilmiyorum onu. Bunu bulamadım. İlk profesyonel kulüp Notts County'miş. 1862'de kurulmuş ve hala faal bir kulüpmüş. 1885'te de hukuki bir yapı kazanıyor. Ve 1888'in 3 yıl sonra da ilk lig maçları başlıyor. Evet, İngiltere'deki başlangıcı böyle. İlginç olduğunu düşündüğüm bir not var. Yine aslında bu emperyal ülkelerin, ırkçılığın nasıl kendini sporda bile hissettirdi daha o günlerden belli. 1880'e kadar zencilerin futbol oynaması falan yasak. Yani zenciler futbol oynayamıyor. 80 itibariyle artık onların da futbol oynamasına izin veriliyor. İşte futbol benzeri diyorum, bugünkü futbola yakın şeyler. Kadınlar için de yasak. 1888'de kadınlara ilk defa futbol oynama izni veriliyor. Daha önce İngiltere'de diğer okullarda bir spor olarak yapılan bu futbol oyunu kadınlar için yasak. Ondan sonra da işte dünyaya yayılıyor. İlk yurt dışı maçı Arjantin'de olmuş. Ama yavaş yavaş işte herhalde senin anlattığın şekliyle oyunun basitliği, oyunun eşitliği, herkese bir eşitlik sağlaması, var olan eşitsizliği törpüleyip eşitlik haline getirebilmesi ya da birbiri üzerine bunları törpüleyebilmesi herhalde oyunu senin anlattığın gibi çok daha popüler hale getiriyor. Evet Esra, ben bitirdim. Evet. Ben sevgili Cem'e söz vermedim ama son sözüne takıldım. Yani demek kadınlara futbol oynama iznini oy verme izninden 100 yıl önce vermişler. Çünkü tabii biraz işçi İhtimalle sınıfı... vermemişlerdir, onlar almıştır. Evet. Ama oy verme iznini de 100 sene sonra zor aldılar. Aldılar ama. Yani öyle evet. Orada dil yanlış kurulur. Verildi verilmez alınır oy. Bence önce vermişlerdir. Çünkü o işçi sınıfıyla bir alakasını da şimdi hatta ben onu da bir senin düşünceni de soracaktım. Var tabii işçi sınıfının hem Almanya'da maden işçilerinin, işte İngiltere'de dok işçilerinin bir spor değil de boş zamanlarını geçirme eğlencesi. İşçi sınıfı içinde kadınlar da var. Siz de oynayın kardeşim demişler. Yani. Mesaide 15 dakikada fark etme. Oy vermek daha tehlikeli bir şey. Futbol oynamak gibi değil. Kolay kolay vermemişler oy hakkını. Şimdi tabii o şeyin Ulla Militsi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Azteklerin oynadığı futbol benzer bir şey. O biraz da baskete benziyor. Çünkü bizim gol dediğimiz kaleye atılan top orada yukarıda bir deliğe atılıyor. Yani aşağıda oynanmıyor ve senin dediğin gibi yalnız takım kaptanını değil komple takımı da kurban ediyorlar. Yani.
Öyle mi? Olabilir. Tabii tabii. Yeniler, çünkü o da bak ritüelik bir şey ve dini bir şeyi var o. Tam olarak bilemesek de sosyal antropologların araştırma o bir ritüelle ilgili. Yenilen takımı da komple de kurban edebiliyorlar. Öldürmek değil, kurban farklı bir şey biliyorsun Semih. Yani kutsal ata varlıklara, işte o inanılan tanrılara hediye gibi bir şey. Neyse oraları geçelim. Sen şeyi tarihçi anlattın. Tabii şeyle çok ilgisi olduğunu biliyoruz. Herkes biliyor da işçi sınıfının bir boş zamanlarını değerlendirme mi diyelim nasıl? Onu ben sevgili Cem'e sormak istiyorum yani bu. Şimdi işçi sınıfının boş zamanı olmuyor. Dolayısıyla onun bir değerlendirmesi de olmuyor. Yani işçi büyük ihtimalle mesele şöyle bir şey hocam. Şimdi işçi bir insan. Yani sınıfsal bir şeyden tanımdan öte bir insan olarak bir etkinliğin içinde olmak istiyor. Tüm insanlar gibi. Şey çok güzeldir. Semih hocam güzel taşıdı mevzu oraya. Ben de bunu nereden biliyorum, nereden biliyorum diyorum. Ayrıntıdan da çıkmıştı. Ben İngilizcesini bilmem, yabancı dil bilmem. Düşmanla oynamak vardır bu John Carlin'in. Şimdi sen söylerken onu arıyorum. Ayrıntı yayınlarından çıkmıştı. Bu Mandela'nın Güney Afrika'da bu apartheid meselesini hallederken başkan olduktan sonra bu top beyazlar ve oralılar yani siyahlar arasındaki dengeyi oluşturmak için kullandığı en önemli araç oyun. Ama rugby'yi kullanıyor. Çünkü rugby çocukları hepsi güçlü beyazlardan oluşuyor. Yani Güney Afrikalı yoksullar, işçiler, emekçiler, gayretkeşler, fukara ve zayıf oldukları onlar da futbol oynuyorlar. Filmde şahane bir sahne var. Hikayenin bir yerinde böyle çok dar geçiyor şey gibidir. Gül'ün adı romanı ne kadar güzelse filmi aslında o kadar da hani oradan beslenerek süratle şeye çevrilmiş bir filmdir. Sinematografik jenerik hallere kurban edilmiştir. Orada Gül'ün adındaki hal ve gidişi yani çözümlemeyi, analitik düşünmeyi, görüntüler, fenomenler üzerinden takibi anlattığı bölümler vardır Eko'nun. Burada da güzel bir sahne vardır. Çocuklar, oralı çocuklar, yani siyahlar şey oynamaktadır, futbol oynamaktadırlar. Ve takım geçer, rugby takımı oradan yürür geçer. Sonra barıştırmak için Mandela, işte aralarına bir tane işte Güney Afrikalı bir siyahı gönderir. Çocuk, onlarla siyahların olduğu bölgelere gelirler. Onların hepsi futbol oynarlar. Yani yoksullar, işte şimdi oradaki adını bilmiyorum Güney Afrika'da bizim gece kondular Brezilya'da favela diye geçen bölgelerde futbol alanda futbol oynarlarken bir otobüs gelir otobüsten güçlü kudretli beyaz rugbyciler inerler onlar zaten şampiyon olurlar filan işte romantize edilir bilmiyorum öyle mi ben hiç rugby takip etmedim zaten o tür güç kudret oyunlarından da hiç hoşlanan birisi değilim yani boks filan da seyretmeye dayanamıyorum zaten şimdi o şey unsuru yani barıştırma unsuru oynayarak tanıştırma aslında barıştırma değil o. Oynayarak tanıştırmak istiyor Mandela. Hikayede de filmde de gerçekten öyle mi düşündü bilmiyorum. İş biraz romana şeye gelince romantize ediliyor. Şimdi bu Semih Hocam da şey diye bahsetti. Rahatlama unsuru var. Yani spor rahatlatan bir şey. Fabrikalar arası maç yapılmaktadır. Yani o fabrikayla bu fabrika arasında maçlar yapılır. Fabrikalardan takımlar kurulur ve işte çamur çorak arazilerde sonra yavaş yavaş oyunun endüstrileştiği hale geçirir. Şimdi Semih Hocam anlatırken onu fark ettim. Orada da fabrikalar aslında üretim alanlarında da bir mücadele içindedirler. Yani hem üretimde çekişmektedirler hem de İşçi sınıfı, mühendisler, şunlardan bunlardan kurdukları takımlarla bir rekabet halindedirler. Ve bir gerilim vardı orada. Sonra demin çok güzel şeyler anlattı. Yani ben de biliyordum ama biliyorum dedim okuduğumda bağlantıyı şimdi kurmaya başladım. Bizde futbol şöyle tarif edilir. Savaşan takım. Yani dönerler dolaşırlar teknik adamlar. Savaşan takım istiyorum.
Esor Hocam, tam sizin o şey ritüellere aslında geri dönüştür o. Bence şimdi düşünüyorum. Yani şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Valla bu ben de bu sayede düşündüm, bir şeyler hani kafamda kuruyorum. Bu hani kurban etme meselesi var. Savaş var. Kaybedenden birini Tanrı'ya gönderme var. Savaş mahalleri, savaşan takım halleri dile büyük ihtimalle o arkaik dönemden, o eskil dönemden geliyor. İlksel dönemden bu tarafa geliyor. Yoksa aslında oyun barışı savunuyor. Yani kendi aranızdaki sorunları oynayarak çözün diyor. Ama insanın o ilk ritüeldeki hali, o antropolojinin en dibindeki halinin anlattığı şeyler olsa gerek bunlar. Suyun yüzüne bizim müsilajda olduğu gibi. Yani birikiyor. Suyun üstüne ya kelime bulamıyor, bir tanım bulamıyor, kavram bulamıyor. Suyun üstüne şey olarak çıkıyor. Savaşan takım oluyor. Savaşmak zaten birinin onu kaybetmesi. Dolayısıyla dünyadan çekilmesiyle ancak şey. Dünyadan çekilmesi, yani yok olması. Bir insan varlığının dünyayı terki diyar etmesiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla ta kurban edilme dönemlerinden gelse olsa gerek bu tanım, bizim şimdilerde kullandığımız tanım, tam da onun ritüele dair olduğunu düşünmeye başladım şimdi. Düşünmemiştim. Bunun üzerine biraz daha böyle hani eni konu okuyayım edeyim istiyorum. Bir bakınayım yani doğru mu şeyler düşündüm. Şimdi hızlı düşünüyorum. Çok da emin değilim. Yani Semih Hocam aklıma açtığı için söylüyorum. Ya ben öteden beri takılırdım. Ya bu savaşmakla ilgili bir şey değil. Oynamakla savaşmak birbirine zıt tanımlar. Ama o eski oyunla, en eski oyunla, en ilksel oyunla bu araya getirdiğimiz oyun arasında bir özdeşlik kuruyor insan zihni. Belli ki derindeki duygular, ya en eskideki duygular yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi oyun çeşitli yerlerde, belki oyunun en temel sorunu şu. Oyun çeşitli yerlerde birbirine benzer hallerle zuhur ediyor. İşte Semih Hocam Japonya'dan anlattı, Azteklerden anlattı. Büyük ihtimalle Afrika'nın çeşitli yerlerinde de buna benzer şeyler var. Asya'nın içlerinde var, belki kuzeylerde var. Yani Kafkasya'da da, Tundura'da falan da var. Onu da şuna benzettim. Şimdi kapitalizm bu yani şeye geçmeden önce, yani makineye geçmeden önce manifaktür modellemesi olarak hani el aletlerinden kurulmuş atölyeler, sadeleştirelim. İktisat tarihçileri iki yerde buluyorlar bunu. Biri İngiltere'nin içinde, biri Japonya'nın içinde. Çok enteresan yani. Başka yerlerde bulmuyorlar bu alet edevatlarından atölye üretimlerini. 11. yüzyılla eşliyorlar onları da. 10-11 oralarda bir yerlerdeymiş bunlar. Fakat bir tanesi galebe çalıyor. Yani İngilizlerinki hani işte makine, buhar, işte kömür, madencilik, şudur budur derken onu emperyal kılıyor. Sonra şeyi düşündüm. Bunu ilk okuduğumda, yani ilk bunun üzerine düşünmeye başladığımda, Çinliler de Japonlardan çok çekmişler. Yani o küçücük ada bütün ana karaya doğru huruç edip oraları darmadağın ediyor. İşte hani sosyalizm tarihinde, işte sol anlatı tarihinde de bütün o Mao Zedong yürüyüşü öncesindeki Chiang Kai-shek dönemlerinde falan hep bu Japon meselesi anlatılır. Onun anlattığı şeyle şimdi oyunu bağlantılandırmaya çalıştım. Çünkü hani oyun aslında bir futbol İngiliz oyunu olarak tanımlanıyor. Dünyanın her yerinde varken endüstriyel kalkışmayla, endüstriyel sıçramayla, ya bilmiyoruz onu, o pozitif mi alıyoruz, negatif mi alıyoruz bilmiyorum. İnsana ait mi, insana karşı mı? Çok artık yavaş yavaş yani çevre üzerinden düşündüğümde çok kararını veremiyorum. Eskisi kadar rahat değilim düşündüklerimin doğru olduğundan. Gençken daha rahat ifadeler kullanıyordum. Doğanın ele geçirmesi falan gibi şeyler çok kolay dilime geliyordu. Şimdi tam oralarda değilim herhalde. Yaşlılıkla ilgili biraz da ben önce tarım sonra tarım çocuğuyum yani. Bir başlarda tarımdım, bir sonlarda tarım oldum. Arada atlanmış bir hayatın şeyini mi yapıyorum, ne yapıyorum işte yani. Günahını mı çıkarıyorum acaba? Tam bu İngiliz oyunu olmasının nedeni, İngiliz oyunu halleri,
Nin bana düşündürdüğü iki şey olmuştu. Bunlar iki yere gidiyorlar. Bu İngiliz oyunu İngiltere'de kurgulayanlar. İki yere gidiyorlar. Bir Latino'ya gidiyorlar, Güney Amerika. Bir Hindistan'a gidiyorlar. Fakat Hindistan'da bu iş olmuyor. Yani vücut bulmuyor. Bunlar gittikleri her yere kendi hallerini, oynama biçimlerini, davranma biçimlerini, çaylarını, şunlarını, bunlarını da götürüyorlar ya. Ve oradan da alıp esas merkeze getiriyorlar yani. Bu 11'den beri Akdeniz Havzası'ndan başlıyor. Sanayi devrimiyle şeyde artık piramit tepeye ulaşıyor İngilizlerle. Fakat niye Hindistan'da olduğunu açıklayamadım ben kendime. Buna dair de bir şey okumadım. Orada mesela at üstünde polo filan yapıyorlar. Polo kriket, kriket oynuyorlar. Kriket mesela. Oynuyorlar, polo yapıyorlar yani. Diğer daha ne diyelim, daha elit, daha aristokratik, daha üst yani ne diyeyim, bulamıyorum ya şimdi doğru kelime yani. Onları nasıl tanımlayayım bilmiyorum. Onlar nefsi iç içe geçmişler ya o dönemlerde. Onları yapıyorlar da onların sanayi ile birlikte götürdükleri, Güney Amerika'ya götürdükleri mühendislerle birlikte, sermaye sahipleriyle birlikte futbol Güney Amerika'ya gidiyor. Orada Arjantin'de işte yani özellikle bizim onların yönünü gören kıyısında muazzam bir çeşitlilik ve patlama yaşanıyor. Onu mesela bir antropolog olsam bunun üzerine düşünürdüm. Bunun üzerine çalışırdım. Bu acaba Hindistan'ın bir insan bloğu olarak yerinde kalması ve emperyalistlerin oraya gitmesi ancak şeyin tarihsel olarak o karşı kıyının Kolomb şeyinden bu yana yani Afrika kölecilik işte Portekizliler, İspanyolların sürekli o kıyıya gitmeleriyle mi açıklanır çok emin değilim. Üzerine çok düşünülmesi gereken bir şey ve güzel bir çalışma alanı vardır muhtemelen, ben okumamışımdır. Bu arada birileri yazmışsa da ben de sevgili Cem, ben de okumadım da ama şimdi söylediklerinden bir çıkarsama yapıyorum. Hani dedik ya Orta Amerika'da futbol zaten Azteklerde vesaire, yani orada oranın ilk insanların, ilk medeniyetlerinin, ilk gruplarının zaten oynadığı bir oyun. Bu bir. Yani oranın hani sevmediğin bir kelime, yerli halkının zaten bir şekilde bağlantılı olduğu bir oyun. İki, Kolomb'la birlikte çok Avrupalı insanda gidiyor. Sonuç olarak bir türdeşlikleri var, kültürel bir birliktelikleri var. İkisi bir araya gelince sanki futbol orada daha verimli oluyor da Hindistan'da çok tutmuyor. Çünkü belki geçmişlerinde başka türlü top oyunları vardı ve başka sporlar orada tutuyor. Bu arada bunu belirttim ama Eser abi de bir şey söyleyecek herhalde. Fakat son ilginç bir şey buldum okurken. Dedik ya, hatta bugünün futbolu ve antropolojik olarak işte top oyunu birinde hani bir ritüelik falan dedik. Öyle bir evrilmiş ki ilk maçlar, İngiltere'deki ilk maçlarda kazanmak konusu çok önemli değil. Bakın bu çok ilginç. Kazanmak önemli değil. Ne kadar seyirci topladığın önemli. Yani bugün bizim muhtaç olduğumuz şey. Evet. Ne kadar yani önemli değil. Oyun bir şekilde orada oynanıyor. Zaten mutlaka belki geçmişte bir beraberlik var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ya birisi kazanacak. Önemli olan bu değil. Kaç kişiyi o alana getiriyorsun. Yani daha iyi oynamak. Senin hep bahsettiğin gibi oyunun güzelliğini ortaya koymak, programlarında söylediğin gibi oyunun oynanması, oyunun altının çizilmesi, farklı bir dille yaklaşmak buna, bu önemli. Tabii ki o dönem için şeyde kim daha iyi oynuyorsa daha fazla seyirci çekiyor, daha fazla o kulübüne ya da o gruba para kazandırmış oluyor. Buna da bir eklemek isterim. Eser abi ne diyorsun? Şimdi bir adım geri gideyim futbol yani oyundan, demin sevgili Cem çok önemli bir şey söyledi yani işaret etti bir yere, yalnız oyun anlamında değil sosyolojik anlamda da iki örnek verdi, bir İngiltere bir Japonya vardı. Şimdi bakın
Komünadan kapitalizme suçraya geçiş, bir İngiltere, iki Japonya. Bunu biliyorsun, bizim Doktor Hikmet Kıvılcım da yazdı ya. Komünadan kapitalizme geçiş, bir İngiltere, komünadan kapitalizme geçiş, iki Japonya diye. Çok önemli iki kitap var. O kitaplar biraz güme gitti ama aklıma o geliverdi birden. Yani çok eski tabii bu kitaplar. Biz de çocukken, gençken okumuştuk. Bu bağlamda Cem ona da değindi. Bu çok kıymetli. İçerisine onu da alıyor yani. Dolayısıyla yani o daha bir sosyoloji kubbe mi kurdu, bir üst şemsiye mi kurdu bilmiyorum. Bana ya çalışarak çok... geliyor işte. Bir şey geliyor aklına. O da öbürünü çağırıyor. Hayır, eğer sen bunu okumadan geldiyse aklına müthiş bir tahlil yaptın. Okumadan geldin. İşte o zaman bu yani. O zaman her müthiş. Biz okuduk, anlattık, kimse inanmadı. Bu da alakası var İngiltere'nin Japonya'yla falan derdi. Herkes İngiltere'yi anjinsan zannediyor. Böyle durumlarda ben hep şey derim, ben anlatamadım derim. Evet, evet. Anlatamadık, yine bizde kalsın ihale ya. Yani bir kişi anladı, o da yanlış anladı. Evet, yani şimdi bu demin belki Semih'in bıraktığı yerden devam edeyim Semih hocamın. Şimdi bu seyirci çekmek diye bir şey var ya, yani oyun oynuyorsun çünkü bir etkinlik. Bu aynı zamanda sadece oynanır bir şey de değil, İzlenir de bir şey. Yani çok çok yani oyunun belki gücü oynamaktan daha çok, çok kıymetli bir izlenirliği de olması. Tuhaf bir oyun yani bu. Çok böyle hani tiyatral bir şey. Yani dili olmayan, hani pandomime de benzeyen bir şey. Yani sessizce birileri uzakta bir yerde tuhaf davranışlarda bulunuyor. Sen onlardan bir grubu tutuyorsun. Geçmişte çünkü biliyorsun hani antikte de şey yok. Bireysel yarışmalar yapılıyor. Bireysel yarışmada çıplak yarışıyorlar ki arkadaş erkek mi diye. Çünkü belli ki kadınlar da çok güçlü o zaman. Yani onlarla yarışacak durumdalar. Yani öyle güçlü, kudretli insanlar var. Şimdi bir ekip oluyorsun. Önce bir ekip olman lazım. Yani bir kolektif oluşturuyorsun. O kolektif diğer kolektifle şey yapıyor, işte karşılaşıyor. Ve kolektifler kendi içinde dayanışıyor. Bak ne kadar güzel tanımlar değil mi? Kolektif, dayanışma. O yani dayanışmalar ve kolektifler birbirleriyle yarışıyorlar. Ve o kolektiflerin davranışını, o toplu davranışını izleyen birileri var. Geliyorlar, geliyorlar, izliyorlar. Şimdi büyük ihtimalle aslında Türkiye'de futbol, hani oradan biraz memleketimize sıçrayalım. Türkiye'deki bu, hani biz gençken çok söylerdi, çarpık kapitalizm. Bizim bu çarpık kapitalizmi anlatıyor. Şimdi ben Samsun'da dünyaya gelmiş bir çocuğum. Samsun'un bir köyüne, şeyde doğuyorum da hastanede doğmuşum muhtemelen. Köye götürmüşler bizi işte, doğar doğmaz. Babam köy öğretmeni. İşte önce Gölalan Köyü, sonra Demircisu Köyü'ndeyiz. Samsunlu bir çocuğun, bir İngiliz için düşünülemez bir şey bu. Samsunlu bir çocuğun, Samsun'da doğmuş, büyümüş, 24 yaşında İstanbul'a gelmiş bir çocuğun Samsun'da Beşiktaşlı olması, Beşiktaş taraftarı olması bir İngiliz tarafından anlaşılamaz bir durum yani. Yani düşünün, işte Manchester Havzası'nda doğmuşsunuz, Merseyside'da doğmuşsunuz. Yani işte Leeds'tesiniz ve bu garip bir şekilde bir Londra takımı tutuyorsunuz. Tuhaf gelir insanlara. Bu böyle bir, ya bu nasıl bir toplum derler. Mesela bu bizde hiç şaşırtıcı olmayan bir şeydir. Bunu kıran, bizde bunu kıran, esasen bu şeyi kıran Trabzon'dur. O da şampiyonlukla, yani kazanmayla doğrudan ilgili bir haldir diye düşünüyorum. Ama sonra bunun böyle olmadığını gördüm. Trabzon'da İlk Türkiye'deki futbol kitapları, o zamanki yani geçmiş Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu benim çok eski arkadaşımdır. O bana çevrilmiş kitapları gönderdi. Trabzon'da futbol üzerine kitaplar yazmış. İşte bunları orada insanlarla çoğaltmış, paylaşmış. Dolayısıyla oynamış birileri var. Bana sadece Trabzon şampiyon olduğu için kentin o takımın taraftarını, taraftarı olduğu duygusu vermeyen ülkedeki yegane yerdir. Ya kendi durumumu anlayamam. Kendi durumum aslında ülke sosyolojisini, ülkedeki
Yani karmaşık kültürel ilişkileri anlatan bir durum. Trabzon bambaşka bir şey. Oysa ki Karadeniz şöyle bir yer. Gurbetçi bir yer bizim bölgemiz. Biz gurbetçiyizdir yani. Bizde insanlar gurbete çıkarlar. Çünkü çalışma olanakları yılın uzun bölümünde şeydir, imkansızdır. Çalışamazsınız. Yağmur yağar, çamur olur. Dolayısıyla tarımsal alan zaten dardır. Bilmiyorum farkında mısınız? Ülkemizin en iyi özel pastanecileri ve fırıncıları Karadenizlidir. Yani çok iyi pideler yaparlar, çok iyi pastalar yapanlar ya Karadenizli ustalardan öğrenmişlerdir ya Karadenizlilerdir. Yani daha çok Rizeliler, Trabzonlular, Artvinlilerden. Çünkü çalışma olanağı olmadığı için bunlar kalkarlar, gurbete doğru giderler ve Balkan'dan gitmezler gurbete. Gürcistan üzerinden Rusya, Avusturya, Almanya yani pasta diyarı. Ünlüdür yani oraların pastaları filan. Yani insan düşünmeden ödemiyor. Acaba bunlar Fransa'ya gitselerdi Karadenizli aşçılar ortalığı hani mengen aşçıları gibi darmadağın edebilirler miydi? Ya da bir Antakya, Antep, efendim Diyarbakır, Elazığ sofraları, mutfakları gibi mutfakları olur muydu bilmiyorum. Şimdi bunun anlattığı şeyler, yani bütün bu tarihsel seyirleri izlemeler, bizdeki bütün bu çarpık hallerin dolayısıyla aslında bir tür oyunun yanlış ayaklar üzerine oturtulduğunun temel göstergesi. Doğru kendimden anlatıyorum, ben başkasından anlatmıyorum. Çünkü ben köyden indiğimde mahalledeki herkes ya Galatasaraylıydı ağırlıklı olarak ya Fenerbahçeliydi. Tabii ki Samsun spor maçlarına gittik. Orada amatör oyunlar oynadık, basketbol oynadım, handbol oynadım, futbol oynadım ama hep bir takım tutma. Yani gözünü merkeze dikerek merkezden birisi olmak, merkezle bütünleşmek, merkeze bir selam çakmak gibi bir halimiz olmuştu. Yani bu benden önce olan bir şeydi. Benim icat ettiğim bir şey değildi. Benden önce gelmişti bunlar. Bunun anlattığı şeyi düşündüğümde yani ülkede oyunu sil baştan yazmak için, sil baştan yapabilmek için bu meseleler üzerinde biraz daha kalem oynatmak, biraz daha düşünmek, biraz daha tartışmak, yerin deliği övmek, bu gurbetçilikle biraz gurbetçilik meselesini mesele etmeyi de beraberinde getiriyor. Bak bunların hepsini bana futbol öğretti. Ben bunu fırıncılıktan öğrenmedim yani. Ben bunu pastacılıktan öğrenmedim. Bir sürü çok benim kuzenlerim İstanbul'un en iyi pidelerini yapan işte kuzenlerimin kuzenleri. İşte teyze kanadımdan Rizeli kuzenlerimiz var. Onların kendi kuzenleri var. İstanbul'da yediğimiz en iyi pide. Ben mesela pideden, efendim ekmekten anlamamıştım bu işi. Hep futboldan anlamaya çalışıyordum. Oysa ki paralel takipleri yaptığımızda onları da rahatlıkla anlıyor. Mesela çok şaşırırım ben İstanbul'da. Bizim yaşadığımız, ben bu Beykoz civarında yaşıyorum. Dolayısıyla Bayrampaşa'da da görüyorum. Bütün hayatı burada geçmiş insanlar neredeyse burada doğmuş büyümüşler. Yani burada Çavuşbaşı'nda, Kavacık civarlarında, Bayrampaşa'nın. Bayağı Rize'deki, Trabzon'daki akrabaları gibi konuşuyorlar. Yani bu çok ilginç bir durumdur bence yani. Bunun üzerine oturup düşünmek, araştırmak da ne? Ya onca televizyon seyreden, dizileri takip eden insanlar kendi geçmişlerini bırakmak istemiyorlar. Kendi bağlılıklarını, kendilerine ait hissettikleri coğrafyaları, yağmurlarını ve yapraklarını, çaylarını ve fındıklarını, ne anlatıyorsa o geçmiş atalarının anlattığı şeyler, onlara ne anlatıyorsa o derininde, bütün bunlara ait olmak istiyorlar. Bence oyunun tam da anlattığı şey esasen bu sosyolojik hallerden, bu antropolojik hallerden uzak bir şeydi. İnsanlar bir şeylere ait olmak istiyorlar. Dönelim Eser hocamızın en başta söylediği şey. Bunları ancak kendi ritüellerinde buluyorlar, kendi aidiyetlerinde buluyorlar. Yani gol olduğunda bütün o erkek topluluğunun biraz önce karşı tarafa ana avrat küfür eden, tamamen bir fallik karakter gibi kendisini tanımlayan, ancak bir süre sonra herkesin birbirine, tüm erkeklerin birbirine sarıldığı, neredeyse alt alta üst üste oldukları bu durumun anlattığı şey, insan bir oynayan varlık olarak öğrenen, birbiriyle bağlantı kuran,
bağlantı kurduktan sonra mutlaka ve mutlaka oynayan ama. Mutlaka oynayan. Ama onu ama bunu. Ama şöyle ama böyle. Ama işte bir dansa kalkmak ama karşılıklı oynamak her neyse yani ne adıyorsa ya da kendini oynayarak göstermek sahnede giyimiyle kuşamıyla olmadığı gibi birisi göstermek gibi onu da çok önemli buluyorum. Yani kendi değil ama biri olmaya çalışıyor. Yani biraz zorladığınızda ortaya o neyse onun içindeki o karakter çıkıyor işte. Yalancıysa yalancı, işte bir parça işte düzenbazsa düzenbaz. Yani bütün bu Kemal Sunal Şener Şen filmlerinde Şener Şen'in tarif ettiği, muazzam oyunculuğuyla tarif ettiği o karakter yani. Kendi olmayan o. Her neyse yani. Bütün bunun anlattığı şeyleri biraz takip ettiğimizde hem futbola çok yaklaşıyoruz, hem futboldan çok şey öğreniyoruz, hem futbolu değiştirebilmek için yani bugünkü mevcut işleyişini kendi ritüeline, kendi özgün ritüeline, kendi özüne dönmesi için ne bileyim varsa yardım etmek, varsa aracı olmak, belki birilerini ikna etmek bunun için gayret sarf ediyor. Peki Eser abi, senin de eminim katkın olacaktır da ben biraz hani üçümüzün de yaşı tutuyor o konuyla o konunun altına çizmek istiyorum. Evet, oyunun genel yapısını antropolojiden bugüne bir şekilde getirdik. Arada düşündük, düşünmediğimiz şeylerle ilgili yeni soru işaretleri açıldı kafamızda. Benim şöyle de bir gözlemim var. Bugün oynanan bu oyunun benim sevdiğim oyun mu, eskiden sevdiğim oyun mu diye soru işaretlerim var kendime yönelik. Benim için mesela, bilmiyorum sizin de anılarınızda vardır böyle şeyler. 1972 idi, bunu şu anda hatırladığım için değil de araştırdığım için buldum. Ama mesela Pele'yi İnönü Stadı'nda ben canlı seyrettim. 10 yaşındayım, babam beni maça götürmüştü ve bir Fenerbahçeli olmama rağmen işte abi müthiş keyif almıştım. Fenerbahçe 6-1 yenilmesine rağmen. Çünkü Pele'yi canlı izledik ve o muhteşem Brezilya kadrosunu canlı izledik. Ve bunlar Cem'in başta anlattığı gibi müthiş fiziksel üstünlüğü olan insanlar değil, başka türlü bir beceriyle top oynuyorlardı. Başka türlü bir beceriydi. Buna benim için çok ilginç bir an olduğu için bundan bahsettim ama hatırlayın George Best gibi, işte Metin Oktay gibi falan, bunlar bugünün gladyatör tarzı sporcuları değil, futbolcuları değildi. Yetenekleriyle belli bir düzeyde antrenman. Cruyff'le tanıştım da üstelik, rehberim ya. Bursa Spor'la maçları varken Cruyff'ın tercümanlarından biriydim o grubun. Cruyff'ın oynadığı o yılların işte 70'lerin Hollanda'sı, Almanya'sı, bugünkü bu endüstriyel futbol mu deniyor Cem buna bilmiyorum ya da sanayi futbol mu? Bir önceki tanım artık finansal deniyor. Öyle yani, mi? Önceki dönem endüstriyeldi, finansal evrildi deniyor. Durul Akçar Hoca'nın tanımı, ben de ondan yanayımdır yani. Peki finansal, peki bir önceki, o zaman benim anlattığım... Yani biz geliştirdik. Turul Hoca gibisince ben de onu kullanıyorum. Çok güzel. Senin anlattığın komüne dönemi. O kılıçlı da kalmış yani. Değil mi yani? Şimdi Cruyff'u seyretmek, işte Beckenbauer'ı seyretmek falan, bunlar farklı bir şeydi. Bunlar böyle saat tutulup da işte ya da ne bileyim kilometre tutulup da 15 kilometre koşan falan futbolcular değillerdi. Ama göze çok daha hoş gelen bir tarafı vardı. Daha insani geliyordu bana. Daha oyun geliyordu. Öyle diyeyim. Bugünün ne rekabeti hoşuma gidiyor. Rekabetin sırf Türkiye özelinde düşünmeyelim. İngiltere'de böyle. Chelsea'de atıyorum Manchester United'ın düşmanlığı. Benzer Türkiye'deki futbol takımlarının düşmanlığı. O naif futbolu, o gerçekten oyun kıvamındaki oyunun bence biraz bozulmuş bir hale geldiğini düşünüyorum.
Eser abi sen ne diyorsun sevgili Cem? Hocam sen ne diyorsun diye ben siz ikinizi sorayım. Tam ben de onu soracaktım ama sevgili Cem cevap verdi zaten. Orada endüstriden finansala kadar getirdi. Artık şimdi sahada 22 kişi oynuyor. Statta 50 bin kişi izliyor. Televizyonlardan 10 milyon kişi izliyor. Buna biz artık spor diyebilir miyiz? Diyemeyiz herhalde. Böyle bir spor yok dünyada. Başka bir şeye evrilmiş. Zaten senin sorunun cevabı da orada. Bu kadar işin içine finansman, teknoloji, şu bu falan girince o bizim komüne döneminden kalan George Best'leri, Pele'leri falan seyretmemiz mümkün değil. Biliyorsun, belki sen hatırlarsın. Demin iltifat ettin aynı yaştayız diye hepimize. Ondan... Ya ben değilim ya. Bana iltifat etti. Yaşlardayız dedi be. O zaman bana doğru gelin ben de birleşeyim. Bana iltifat etti. İşte biz zaten televizyon bir şey yok. Sinemaya giderken Dünya Kupası olduğu zaman film afişin üzerinde Dünya Kupası'ndan görüntüler yazardı. Yani biz sinemaya giderdik. Film başlamadan önce 15 dakika işte Dünya Kupası'ndan falan Pele'yi falan öyle gördük. Biz nereden göreceğiz? Yani oradan buraya geldi. Şimdi dünyanın her yerinde seyrediyoruz. Demek ki artık futbola spor mu? Show business mı diyelim? Show business güzel biraz. Show business daha güzel geliyor. Tabii Cem daha iyi bilir. Şeye gerek yok zaten sorudan önce yanıtı geldi neden böyle oldu ya böyle oldu. Yani bu yeni bir de şeyler de var tıbbi gelişmeler. Efendim bir futbolcunun başında 5 tane mentor duruyor şimdi. Yani öyle bir, tamamen bir teknik tıbbi şeyler var. O bildiğimiz estetik veya artistik değer bundan mı kayboldu yoksa o finansal ağda mı geldi? Neden bir Pele göremiyoruz? Niye bir Metin Oktay yok? Yoksa biz nostalji denilen hastalığın içinde mi yaşıyoruz? Hani neydi o günler? İlla Metin Oktay'ı mı özlüyoruz? Ve Esobio'yu mu özlüyorum? Esobio'yu falan da gördüm ben yani. Bak, o kadar yaşlıyım. Hadi Cem Beşiktaşlı diye ona bir gönderme yapayım. Ya Yusuf büyük futbolcuydu mesela. Yusuf abi. Daha dün yeni Yusuf. Ben yeni ya. Yaşta canım Yusuf. Tamam yaşta. Sen yaşını belli etme abi. Yani, yaşlısın yani. İşte. Yani baba hakkının kendini gördüm de oynadığını görmedim. Semtimizin büyüğü olduğu için kendini gördüm. Şimdi tabii bütün bunlar aslında nostaljiyi anlatan şeyler. Tabii. Yani spor yani oyun niteliğini değiştirmiyor. Oyun hala oyun. Şimdi şöyle tarif ediliyor. Televizyonun eline geçince zannediliyor ki insanlar hani sadece izliyorlar. İzliyorlar ama heyecanlanıyorlar. İzliyorlar ama vücutları hep aktif. Yani şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe mi Galatasaray mı şampiyon olacak diye bir merak içindeler ve maçları izlerken bir Formula 1 yarışçısı gibi göz bebekleri büyüyor. Yani her an bir şey görmek istiyorlar. Yani geçmişte sadece tribünde izleyen insanlar yani ya da sahanın kenarında ayakta duran insanların yerini televizyonun karşısında kendisine ürün satmak için de olsa yine bir insani etkinliğe tanıklık etmek isteyen büyük bir kalabalık kaplamış durumda. Yani insanla ilgili bir sorun yok. Sorun tanımla ilgili bir sorun. Yine insanlar izliyorlar, yine insanlar oynuyorlar. İnsanları geçmişte Boğaz'dan karşıya sandallarla geçerlerken, bir yerden bir yere sandallarla geçerlerken, şimdilerde köprülerle geçiyoruz, alttan tünellerle geçiyoruz. Çok güzel bir şey var Eser Hocam, şöyle bir şey. Böyle Mustafa Kemal şeyde Florya'da sabaha karşı işte herhalde biraz da kendini iyi hissediyor bilmiyoruz senin nasıl olduğunu Selahattin'le diyor aileyi çağırın diyor Safiye'yi çağırın diyor insanlar arabalara biniyorlar hadi Safiye aileyi almak kolay Maçka taraflarına geliyorlar alıyorlar arabayla götürüyorlar onun bir süresi var fakat Selahattin Pınar karşıdan geliyor işte tamburunu alacak varsa udunu getirecek
O bir şeyle geçecek. Bir tekne marife. Onun süresi yani. Ona gitmek, onu geri getirmek. Ancak değişmeyen bir şey var. Değişmeyen bir şey var. Süreden bağımsız olarak Florya'da, işte o sahilde ya da neresiyse, nerede oturuyorsa müzik yapmak var. Şimdi futbol da aslında şeyini kaybetmiş durumda değil. Halini kaybetmiş durumda değil. Hala insanlar oynuyorlar. Hala insanlar geçmiş ritüellerini arıyorlar. Hala insanlar oyunun içinde kendilerini arıyorlar. Ve kendilerini tanımlamaya çalışıyorlar. Gelin görün ki çok gelişmiş bir iş bölümüyle karşı karşıya insanlık artık. Yani mekatronik diye bir dalı var insanların. Yani mühendislik de kendi içlerinde dallanıp budaklanıyor. Tıp kendi içinde dallanıp budaklanıyor, ayrıntılanıyor. Psikoloji, psikiyatri kendi içinde dallanıp budaklanıyor. Yani her şey kılcallar şeklinde hayatın içerisine ince ince nüfuz ederken, darmadağın olmuşken, şimdi futbolun bundan bağımsız olması düşünülemez. Efendim Messi'nin karşılığı geçmişteki diyelim ki Pele olsun. Cristiano Ronaldo'nun karşılığı diyelim ki kim olsun? George Best olsun. Kylian Mbappe'nin de bir karşılığını buluruz süratli. O da onu da ÖSB'ye yapalım. Yani o geçmişteki insanlara benzer ama doğrudan kendileri olan yine de romantik, hani oyunun romantik hallerini şeye getiren, vücuda getiren, romantik hallerini insanların huzuruna getiren, romantik halleri bizzat onlara yaşatan bir hal de aynı zamanda. Çünkü futbol İnsanın en eski etkinliği olan oyunun, insandan önce bir etkinlik olan, yani insan olmadan da dünyadaki canlılar oynuyordu, zıplıyordu, bir şeyler yapıyorlardı, birbirlerine öğretiyorlardı. Böyle bir halin kendisiyken, yani çok geçmişi aramak yerine bugün burada olanı anlamaya çalışmak, bugün burada olana itiraz etmek, bugün burada olanı dönüştürmek, neyse o bizim kafamızdaki yani şablonumuz nedir bilmiyorum. Ya da bugün burada olana uymak ve uymak zorunda olduğumuz şeylerin, yani o eylemin, o pratiğin kendisinin insan üzerindeki tahribatını minimuma indirmeye çalışmak. Böyle bir tahribatı yok, sıfıra indiremeyiz. Ama tahrip ettiği aşikar insanlar. Kimlik meselesi üzerinden tahrip ediyor, duygularını tahrip ediyor, kazanmayı mutlaklaştırıyor. Eylemden çok, oynamaktan çok, bir arada olmaktan çok mutlaklaştırdığı bazı şeyler var. Mutlaka ve mutlaka kazanmak zorundasın. Ya birsin ya hiçsine dönüşüyor. Bunu da elbette ki işte Reaganizm, Thatcherizm, liberalizm, neoliberalizm döneminin politik anlatısı, politik iddiasının doğrudan hayata geçmiş hali. Ya kazanırsın ya dünyada olmana gerek yok diyor. Yani bildiğimiz Survivor. Şimdilerde bunu bu Acun Ilıcalı'nın uzak diyarlara götürüp oralarda böyle taklit oyunlar yapıyor. Çok eski çocukça oyunlarla bir takım şeyler kuruyor. Burada hayatta kalacaksınız diyor. Yani Survivor diyor adına. Burada bir oyun var. Acayip bir oyun bu diyor. Altı üstü şey yani. Amerika'da eskilerin nal attığı, bizim işte aşık oynadığımız, mile oynadığımız, bizim Karadeniz'de Anadolu'nun bir sürü yerinde mile diyorlarmış, biz cicili deriz bana. Cicili oynadığımız, ip atladığımız oyunlara benzeyen çocukça, çok çocukça oyunlar. Ancak bütün o çocukça oyunların içinde hala güçlü, kudretli karakterler yaratan, kadınlar ve erkekler yaratan, belki Acun Ilıcalı oyunlarının, programlarının anlattığı şey, kadın erkek eşitliği üzerine güzel kurguları olan, onları bir arada yarıştıran, bir arada bulunduran, işte onları sportif karakterler haline getiren oyunlar kurgulamış olması bence çok kıymetli. Yani bir kıyıdan çok geçmişin şeyi, geçmişin çok eskinin tekrarı, çok çocukça o nedenle kıymetli. İyi ve eşit, kadın erkek bir arada, güçlü. Ama bugünün münakaşa kültüründen de uzak duramayan, yani mutlaka birbirleriyle itiş kakış yapan, bağıran çağıran, al onu futbola getir. Ortada bir hakem tutan, hakemin her söylediğine, bu kendi ülkemiz için söylemiyorum, tüm dünyada hakemin tüm kararına itiraz eden, o itirazın sadeleştirilmesi ve adalet diye yanlış tanımlanmış, hukuk diye, doğruluk diye, hakkaniyet diye yanlış tanımlanmış her şeyin
en doğrusu olarak doğrudan görselliğe, virtüele başvuran, yani kameraya, insan oyununa ait olmayana, oradaki eylemin kendisine ait olmayana, onun suretine. Yani hepimiz aslında biraz önce bahsetmeye çalıştık. Bir oyun oynuyoruz bu dünyada. Gömleğimizde, ceketimizde, saçımızda, sakalımızda, gözlük yapımızda. O oyun da öyle. Yani aslında oyunun taklidi televizyonda izlediğimiz şey. Oyunu taklit ediyor. Oyunun kendisi değil. Oyunun kendisi acı çeken, koşan, sakatlanan, buharı çıkan, kafasından dumanı çıkan, yorulan, kası atan, kemiği kırılan bir şey hala yani. Hala bir insana ait bir şey. Fakat izlediğimiz şey insana ait bir şey değil. Biz sadece görüntüler üzerine, tanımlanmış görüntüler üzerine, görüntüleri uzmanların analiz ettiği, analiz edilmiş, ayrıntılandırılmış görüntüler üzerinden sanki hayatı konuşuyormuş gibi yaptığımız bir durumla karşı. İtiraz edeceğimiz şey tam da bu. Yani görüntüde üretilmiş, gerçek olmayan insanların oynadığı oyuna itiraz etmek, gerçek oyuna, sahada oynananı, yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Rize, amatör takım, mahallede olan bir de doğrudan ona sahip çıkan ve mümkünse de gücün yettiğince kendinin oynadığı bir şeye dönüştürme. Ama ne oynuyorsan, ne kadarını beceriyorsan. Yani oyun insanın şey gibi, hatıraları gibi, elden alınamayacak bir şey. Kimse kimsenin hatırasını, ızdırabını alamaz. Yani Yahudilerin, Nazilerin elinden çektiği ızdıraplar nasıl onların elinden alınamaz ise, artık geri döndürülemezse, bugün Filistin'de yaşayan insanların, Gazze'de ya da Batı Şeria'da yaşayan insanların sürekli bir abluka, tahakküm ve korku hükümranlığı altında yaşaması nasıl ki onların elinden alınamazsa, oyunda insanın elinden alınamayacak bir etkinlik. Her gün, her an, her yerde, şu anda bile işte ben konuşurken elimle, kolumla, yüzümle, gözümle oynamaya çalışıyorum. Hala çok kıymetli bir şey. Hala insanın en değerli hazinesi, en değerli yanı. Çünkü bizi sürekli, en başta konuşmaya dönelim, bizi kendi ritüellerimize götürüyor. Bizi en eskimize döndürüyor. Ve en kıymetlimize döndürüyor. En başta söylediğim şeydi, yani o düş zamanı açılış videosunda. Bir insan birbirine benzemeyen, bütün süsleri birbirinden farklı ama hiçbir süsün sırıtmadığı, hiçbir çizimin sırıtmadığı, hepsinin birbirini tamamladığı, ahengini, orkestrasyonunu kurduğu, boyalarını farklılaştırdığı, her biri ayrı ama bir kıyıdan da her biri aynı olan gerçek insan habitatı, yani habitus, gerçek insan varlığının olduğu muazzam bir durum. Oyunun bana anlattığı tek şey o. Bana anlattığı bu. Yani belki de futbolun peşinde, yani kendimi hep oynarken yakalamış birisi olarak futbolun peşinde olmamın, onun üzerine bir şeyler söylememin, ona ait kendimi hissetmemin, dünyaya ait hissetmemin aracı olan şeyler bunlar. Başka da bir şey gelmedi aklıma. Varsa sizin söyleyeceğiniz dinlerim yani. Sevgili Cem Rizdar, çok teşekkürler. Yani şahane bir sohbet oldu. Bence kapanışa doğru geçelim Mesler abi. Olur. Ne dersin? Evet, ben yalnız şunu ilave edeyim izninle Semih'ciğim. Estağfurullah. Şimdi bu akşam herhalde futbol dışında çok önemli şeyler konuştuk. Bana göre futbol konuşanlara da örnek olsun diyorum. Özellikle bu entelektüel coğrafyamızın kurak dönemlerinde sevgili Cem Dizler bu akşam bir ışık oldu bize. Çok önemli. Ya mahcup oluyorum, yapmayın böyle. Doğru. Bence kapatalım konuyu burada yani. doğru yani olmasa olmasa derdik. Gerçekten öyle oldu. Olması daha güzeldi. Orada çatışırdım işte. Evet. Ağzınıza sağlık. Hakikaten. Eyvallah. Herkes ya bu düz zamanında şimdi siz antropoloji falan konuşurken bu futbol nereden çıktı diye düşünenler olacaktır. Ama şimdi bu programı izlediklerinde gerçekten sporun da bir entelektüel boyutu olduğunu ve ülkemizde az da olsa buna kafa yoran çok değerli insanlar olduğunu, yani bir umut olduğunu en azından
düşünecekler. Bu çok kıymetli bizim için. Her yerde bir tefessü hali var biliyorsunuz. En azından bir yerlerde bir insanlar hala bu çaba içerisindedirler diyeyimse mi? Sen ne dersin? Tamamen katılıyorum diyorum. Ve sevgili düş zamanı gezginlerine, düş zamanı yolcularına, sana ve çok kıymetli konuğumuz Cem Dizdar'a iyi akşamlar diliyorum. Oyunlu günler, oyunlu geceler diliyorum. Son söz sevgili Cem'in. Elbette. Ya, ben son sözleri söylemiyorum. Son söz söyleyince insan ondan sonra bir şey söyleyemeyecek gibi oluyor. Bence hayır, burada kalsın. 3 noktayla bitirelim yani. Devamı olsun. Yani. Programın son sözü olsun. Gerçekten olsun, gönlümüze göre olsun, iyi olsun, evet, insanlar iyi olsun, çocuklar iyi olsun, dünya iyi olsun, hayvanlar iyi olsun, oynamaya devam edelim. Hatta mümkünse bir ortaçgil oyuna devam çalalım yani. Ayrıca da böyle futbolla bırakmayalım yani, o sende başka hazineler var. Ya var işte. Evet. Bu kadarını anlatmaya kesin çalışalım. Bir gün daha yapalım yani. Başka programlar, başka konuları da konuşalım. Evet, evet. Eser abi ben de bunu söyleyecektim. Evet, yani değil mi ki İngiltere'yi, Japonya'yı şey yaptın artık hiç başka. Tamamdır. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzleyenlere de baki selam. Ben de sevgili düş zamanı yolcularına iyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın. Düşlerinizle kalın.